Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar bu hafta ikinci hafta arkadaşlar kampımızdaki ve bu da kampın ikinci hafta rehberlik videosu. Bu hafta neler yapman gerektiğinden bahsedeceğim kısaca ama önce geçen haftanın biraz kritiğini yapalım arkadaşlar. PDF'ler hakkında bazı olumsuz düşünceler yer aldı ama bu olumsuz düşünceleri gidermek için, bu benim görevim tabii ki, bu olumsuz düşünceleri gidermek için arkadaşlar PDF'lere biraz değişiklikler yapmaya karar verdim. Sonlarına biraz daha yeni nesil ve kaliteli zor sorular ekliyorum. Ve daha sonrasında da tabii ki anlatım kısmında zaten bu PDF'lerde kendi konu zaten bu konu anlatımı olduğu için ne derler ona? Daha böyle yüzeysel olmak zorunda. Çünkü konu anlatımı yani konu anlatım PDF'lerinde ben sizlere daha böyle zor sorularla karşınıza çıksam arkadaşlar, bunu sıfırdan başlayan arkadaşlar, matematiği hiç bilmeyen arkadaşların gözlerine daha fazla korkutacağımızı düşünüyordum. Dolayısıyla PDF'ler biraz daha basit ama dediğim gibi her çeşitten soru var. Kolaydan zora doğru seyreden soru çeşitleri koyduk arkadaşlar. Üst düzey çalışmayı planlayan arkadaşlar için de yine PDF'in sonuna arkadaşlar daha zor, daha seçkin sorular koymaya karar verdim. Bunun bilgisini buradan vereyim. Geçen hafta ile alakalı toplam 6 tane video paylaştık arkadaşlar. Konu anlatım videosu paylaştık ve bu konu anlatım videolarında yine detaylandıra tüm soruları çözdük ve konuyu da detaylı bir şekilde anlattık. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu konuları dinledikten sonra sizlere ödevlendirmeler yaptım. Yani matematik ilacı ve kendi seçtiğiniz kaynaktan bu işlediğimiz konuların sorularını çözmen gerekiyor. Neden çözmen gerekiyor? Çünkü arkadaşlar bu konuyu pekiştirmemiz gerekiyor. Sizin evde bu konuyu kendiniz çözerek pekiştirmeniz gerekiyor. Hocam ekstradan bu kitapların haricinde herhangi bir ödev verecek misiniz diye soran olursa da arkadaşlar, izlemeyenler ve kampa katılmayanlar, daha sonradan katılmak isteyenler için söylüyorum. 3-4 haftada bir acil matematik TYT Soru Bankası'ndan yine ödevlendirmeler yapacağız arkadaşlar. Bu kitabı da bu şekilde bitireceğiz. Yani Aralık 31 dediğimiz zaman arkadaşlar, Acil Matematik TYT Soru Bankası, Matematiğin İlacı ve kendi seçtiğiniz kaynaktan TYT'den 3 tane kaynak bitirmiş olacaksınız ve bu TYT'den 3 tane kaynak arkadaşlar sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. AYT'den de 2 tane kaynak. Bir tanesi Acil Matematik AYT, bir tanesi de kendi düzeyinize göre seçtiğiniz AYT kaynağı olacak. Matematik AYT kaynağı olacak sevgili gençler. Şimdi birinci haftanın ödevlerini mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü arkadaşlar Acil Matematik TYT Soru Bankası'ndaki ödevleri çözerken zorluk çekmemeniz gerekiyor. Bu ödevleri yaptığınız takdirde de bir zorluk yaşamayacaksınız. Yaşadığınız takdirde yani çözemediğiniz sorular illa ki çıkacaktır. Her soruyu zaten doğru çözsem çalışmaya gerek kalmaz. Direkt TYT sınavına odaklanırdık, girer çıkardık, full çekerdik. Ama illa ki çözemediği sorular çıkacak. SML Hoca Matematik YouTube kanalında, yani benim kanalımda arkadaşlar, bizim kanalımızda diyelim buna biz. Yine Acil Matematik TYT Soru Bankası çözümleri de yer alıyor şu an mevcut. Geçen senenin çözümlerini izleyebilirsin. Ben onların kapak fotoğraflarını değiştireceğim ve üzerine 2021 yazacağım, haberin olsun. Aynı şey AYT Soru Bankamız için de geçerli. Şimdi TYT ve AYT Soru Bankalarından bahsettik. Matematik ilacının çözümleri olacak mı? Olacak arkadaşlar. Bu da zaten kanala yüklenmeye başlayacak 1-2 gün içerisinde. Belki de bu videoyu izlerken sen paylaşılmış olacaktır. Kısa bir süre içerisinde bitireceğimi söyleyebilirim. Çünkü zaten kitabın düzeyi belli arkadaşlar. Direkt çözümlerini yapacağım ve çıtır çıtır bunlar da bitmiş olacak. Kanalda bunları da bulacaksın. Rejenerasyon ve reaksiyon denemelerimiz çıkacak. Bunların da çözümlerini yine benim kanalımda bulacaksınız. PDF çözümleri, Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın PDF çözümlerini merak ediyorsanız yine PDF çözümleri de arkadaşlar tarafımca yapılıyor. Şu an harıl harıl onları da yapmaya çalışıyorum. Hepsinin bitmesini beklemeyeceğim. Bittikçe parça parça ben göndereceğim Acil Matematik grubuna ve oradan da Acil Matematik'in web sitesine yüklenmiş olacak sevgili gençler diyelim. İkinci hafta neler yapman gerekiyor? PDF'lerin arkadaşlar açıklama kısmına ve topluluk kısmına linki konulacak PDF'lerin. Zaten eski linkte yüksek ihtimal geçerli olacaktır. Bu PDF'lerin sen yine çıktısını alacaksın. Çıktılarla beraber çarşamba, salı ve çarşamba günleri bu PDF'leri çalışacaksın. Ön hazırlık yapacaksın. Ön hazırlıktan sonra da sevgili gençler, perşembe günü yine 6 tane videoyla karşında olacağım. Ben senin videolar hazır, çekilmiş konumda. Ben diğer haftanın videolarını çekeceğim bu hafta. Öncesinden çekmek
daha avantajlı oluyor. Sizleri de bu şekilde mağdur etmemek adına. Çünkü geçen sene de biliyorsunuz belki takip edenler vardı. 2020'den 2020 tayfadan 2021 tayfaya geçiş yapanlar, yani mezuna kalan arkadaşlarımız varsa onları da dile getireyim. Geçen sene sınav ajandası gibi bir programa başlamıştık. Daha kapsamlı bir programdı. Ama işte bunun yanında daha kapsamlı kastı biraz açayım. Fizik vardı, biyoloji vardı, kimya vardı, Türkçe vardı, geometri gene Kenan Kara hocanız ve matematik de bendeydi arkadaşlar. Grupta bazı dağılmalar oldu, olabilir. Bu dağılmalardan birisini yaşatan da benim bizzat, çünkü bedelli askerlik mevzusu oldu. Askere gidip geldiğim zaman bir hafta, 2 haftada yine video çekemedim. Dolayısıyla sevgili gençler, bu mevzu bu şekilde patlak vermişti. Ama daha sonrasında konu anlatımları tamamlamıştık. Fakat dediğim gibi bu sizleri mağdur etmek oldu. O yüzden şimdiden buradan da tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Ama bu programda bir aksama yaşanmayacak. Programınız neyse buna uyulacak. Tabii bir de şunların da duyurusunu yapmak istiyorum. Bu videoyla beraber, ikinci videoyla beraber kafanıza soru işareti takılmasın. Şimdi gençler, konu anlatım PDF'leriyle ben burada sana konuları anlattıktan sonra tabii ki kendi anlatımlarımı da katıyorum işin içerisine. Bak, bunun notunu al, bu çok önemli, bu karşına çıkabilir, bunlar işine yarayabilir diye notlar da aldırıyorum. Fakat sadece konu anlatımı yetecek mi? Yetmeyecek. Ben her zaman bir örnek veriyorum. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye sorulduğu zaman sorunun cevabı çok açıktır bende. Çok gezen bilir tabii ki, çünkü herkes her şeyi yerinde görmeli. Ve çok gezen adam çok okuyan adamdan daha fazla bilir. Çünkü okuyan adam sadece kafasında resmetmekle kalır bunu, ama gezen adam bunları görür, birebir yaşar, dokunur, tadını alır, duyar. Dolayısıyla sevgili gençler, çok gezen adam daha iyi bilir. Peki bunu biz matematiğe uyarlasak, çok durmadan konu anlatımı veya konuya çok hakim olan adam mı bilir, yoksa çok soru çözen adam mı bilir? Tabii ki çok soru çözen adam bilir arkadaşlar. Bu sistemde çok soru çözen adam bilir diyelim. Bu sistemde normal şartlar altında konuya çok hakimsen bütün soruları çözmen gerekir, ama konuya hakim olsam bile tamamıyla hiç soru çözmediysem bu soruları birer dakikada, birer buçuk dakikada, ikişer dakikada çözmene imkan yoktur. Dolayısıyla çok da soru çözmemiz lazım bizim. Hem konuya hakim olacağız bu konu anlatım serisiyle, hem konuya hakim olacağız arkadaşlar, hem de ben size durmadan soruyla besleyeceğim. Bunda merakta kalmayın arkadaşlar. Çünkü soru çözmemiz şart. Yani ne kadar soru çözmemiz lazım? Bu tabii ki sana bağlı. 1000 tane soru çözüp sınava girsen de belki full çekebilirsin. Belki 500 tane çözersin. Belki 5000 tane çözersin ama hala full çekemezsin. Bu sana bağlı. Dediğim gibi mantıklı ve sistematik çalışmak gerekiyor. Sistemli çalıştığın sürece her şey rayında gider ve hiçbir şekilde kaza geçirmezsin. Son çektiğim videoda da, hani bölen sayılarının videosu olması lazım, orada da bir cümle söylemiştim ben. Şimdi de o cümlenin bir fragmanını söyleyeyim arkadaşlar. Yani nasıl denir buna? Sen şu an yavaş yavaş çalışmaya başladın. Rakiplerin henüz daha ders çalışmaya başlamamışken, henüz üzerindeki stresi atamamışken, 11'den 12'ye geçenler henüz hala 11. sınıf havasını yaşarken, 12. sınıf gibi olamamışken, yani bu sene sınav senesi diyememişken, o olgunluğa erişememişken, sen şu an yavaş yavaş çalışıyorsun ve biz Aralık 31 dediğimiz zaman hem TYT matematiğini hem de AYT matematiğini bitirmiş olacağız. Yavaş yavaş gidiyoruz. Yani ben bu kampı her gün video çekerek 30 günde de bitirebilirdim, 35 günde de bitirebilirdim, 50 günde de, 60 günde de bitirebilirdik. Sıkıntı yok, çekebilirdik de, ama dediğim gibi bakın şu an 3. haftanın videoları çekiliyor, yarısı bitti. 4. haftanın videolarına geçeceğim belki 2 gün sonra. Ama hala 2. haftanın videoları yayınlanmış değil. Yavaş yavaş gitmek de önem var arkadaşlar. Çünkü tüm konu anlatımlarını dinleyerek bir anda dinlesen hiçbir şey olmayacak. Yani her gün ben sana konu anlatım yapsam soru çözmeye nerede vakit bulacaksın? Dolayısıyla ben sana haftada 3 konu, haftada 2 konu, bazen haftada 4 konu anlatacağım. Ve sen o konuları bir hafta boyunca çözeceksin. Zaten aralara bazen boşlukta bıraktım. Yani o hafta konu anlatım videosu gelmeyecek ve sana 2 hafta boyunca, önündeki 2 hafta boyunca, belki 10 gün boyunca durmadan soruları çözeceksin. Bunları da nasıl belirledim? Onları da söyleyeyim arkadaşlar. Zor bazı konular var. Uzun, detaylı, bol soru çözülmesi gereken konular var. Mesela bunlardan birisi trigonometri. Bir haftada ben sana anlatırım. Yani konu anlatım videolarını çekerim, yüklerim. Bir haftada sen de izlersin, bitirirsin. Bir hafta bile sürmez. Bir günde bitirirsin. Çünkü bir günde yayınlayacağım ben onları. Bir günde bitirirsin o videoları. Ama bunların soru çözümünü bir haftada yapamazsın. Yani 2 hafta, belki 3 hafta sürecek. Belki fasikül bitirmen gelecek. Dolayısıyla sevgili gençler, ben sana bu şekilde boşluklar da bıraktım. 2 hafta boyunca gerekirse soru çözeceksin. Ama
dimdik olacaksın, dipdiri olacaksın. Çünkü bu kamp bunu gerektiriyor arkadaşlar. Ben sana konularını anlatacağım. Verdiğim ödevleri yapacaksın. Verdiğim ödevlerden sonra aylık ödevlerini veya 3 hafta sonra verdiğim ödevleri de sımsıkı yapacaksın. Kitabında hiçbir boşluk kalmayacak. Onu da söyleyebilirim. Yani hatta şöyle de güzellik yapabilirsin. Şu an kitaplarınızın çoğu boştur. Boşken hassas teraziye koyun kitaplarınızı arkadaşlar. Kitap bittikten sonra tekrar bir teraziye koyun. Yani hepsini, tüm sayfaları çözdükten sonra tekrar bir teraziye koyun. 50 gram, 60 gram, 100 gram oynuyor arkadaşlar. Çok yazı yazarsan 100 grama kadar oynuyor, emin olabilirsiniz. Çünkü o hani uçlar, sürekli yazıyorsun, yazıyorsun, yazıyorsun. Uç tükeniyor, nereye gidiyor? Havaya uçmuyor tabii ki. O kağıdın üzerinde iz bırakıyor arkadaşlar. Geçen sene çözdüğüm TYT Matematik Soru Bankası 50 gram ağırlaşmıştı, tartmıştım. Dolayısıyla sen de bunu yapabilirsin kendini gaza getirmek adına. Güzel olur. Hem de bunun ağırlıklarını da paylaşmışız. Kitap başlarken şu kadar ağırlıktayız. Zaten standarttır o. Ama kitap bittikten sonra kaç gram ağırlık arttığını da sen de oradan görebilirsin. Güzel de olur. Seni de gaza getiren bir şey olur. Motive edici bir şey olur. Kitabın hepsini çözeceksin. O yaprakların, o sayfaların arasında çözülmemiş hiçbir sayfa kalmayacak. Silgi tüketeceksin. 2 tane, 3 tane silgi tüketeceksin. Uç tüketeceksin. Kalem belki kırılacak. Kalem alacaksın. Yeni kalemler alacaksın. Sürekli durmadan yapacaksın arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Başaracaksınız. Azimli olmanız gerekiyor. Stabil olmanız gerekiyor. Sistematik çalışmanız gerekiyor. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Merak etmeyin. Yapanların 3 tane kulağı, 5 tane bacağı yok. 10 tane kolu yok. Herkesin 2 tane eli, 2 tane bacağı, 2 tane kulağı var, 2 tane gözü var. Sizin onlardan hiçbir eksiğiniz yok. Yapabilirsiniz. Derece hedefleyen öğrencilerim için de diğer geriden gelen öğrenciler için de onlara da şunu söyleyebilirim. Hani bol bol soru çözeceğiz dedik ya. Bu 5 soru 5 çözüm videoları müsait olduğum sürece, müddetçe ben size her zaman paylaşacağım. Önümüzde uzun bir süreç var. 11 aydan belki de fazlası var arkadaşlar. Uzun bir süreç var. 5 soru 5 çözüm videoları da gelecek. Small, medium, large, XX large yani SML XX large videoları da gelecek arkadaşlar. Bunun yanı sıra canlı yayınlarda soru çözümleri de yapacağız arkadaşlar. Yarışmalar da yapacağız. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı çekmeyeceksin. Çalışırken eğleneceksin. Hiçbir şekilde yalnız değilsin. Durmadan ben senin için kameranın karşısına geçeceğim ve buradan sizleri tanımasam bile, sizleri çok seviyorum. Tanımasam bile arkadaşlar ben size rehberlik videoları çekeceğim. Kendini yalnız hissetmeyeceksin. Hep dimdik ayakta olacaksın. Kendine güveneceksin. Ben yapamıyorsam kim yapabilir ki diye o fikriyete sahip olacaksın. Zayıf bir öğrenci olabilirsin. 3 nette, 5 nette, 10 nette başlayabilirsin ama herkesin başlangıcı budur arkadaşlar. Benim öz kardeşim şu an Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği'nde okuyor. Öz kardeşim arkadaşlar 1 milyon 400 bininci oldu ilk girdiği sene sınavda. İkinci senesinde sadece ama sadece stabil bir şekilde çalışarak ama gerçekten çalışarak 150 bine kadar çekmişti sıralamasını. Dolayısıyla sevgili gençler siz de yapabilirsiniz. Olur, bunların örnekleri fazla. 400 binden 10 binlere, 500 binden 20 binlere çekenler var. Mezun tayfa üzülme. 2021'de girersin sınava. 2020 çok kötü geçti. Sadece sınav açısından değil, her şey açısından çok kötü. Geçmeye de devam ediyor. Ama 2021'den umutluyuz. Sen kendini, motivasyonunu düşürme, sağlığını düşürme yeter. Dolayısıyla 12. sınıf olan arkadaşlar da sınavın stresini yaşamanıza gerek yok. Hafif bir stres, hafif bir heyecan hepimize yararlıdır ama bunun fazlası her zaman zarar olmuştur. Stabil bir şekilde, sistemli bir şekilde sizleri çalışmaya davet ediyorum arkadaşlar. Lütfen siz de benim kadar kararlı ve istekli olun. Benim onda birim kadar kararlı ve istekli olursanız eğer gerçek manada siz bu işi başaracaksınız. SML tayfa bu işi başaracak sevgili gençler. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Perşembe günü ders videolarında görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın. Ben SML Hoca, sizleri çok seviyorum.